Ayrılık Zamanı Kirkor amcanın dedektifliği zaman zaman beni bana gösteren başka birçok hikayede ilerlememi de sağlamıştı. Sadece o günleri değil o yerleri de farklı bir gözle görmüş, yaşamaya kendim için kendime göre yeniden doğurmaya çalışmıştım. Büyümek zorundaydım. Kirkor amca bunu biliyordu. Başkaları o hikayeleri yaşayan herkes bunu biliyordu sanki. Benim dışımda herkes. Onların özellikle de Kirkor amcanın benden istediğince, beklediğince büyüyüp büyümediğimi bilemiyorum şimdi. Bilemiyorum. Bilmem gerektiği halde öğrenemediğimi bir kez daha kabullenmek söylemek zorundayım bu durumda. Bilemiyorum. Büyümenin ne anlama geldiğini anlayabilmiş değilim çünkü henüz. Onlar buna inanmışlar da oysa. Onlar oraya geldiklerine de, orayı gösterebileceklerine de inanmışlardı. Gözlemleriyle yorumları göstermek, hep göstermek istedikleri o yer içinde. Bakışlarındaki anlam o yeri gizlemek içinde. Bazı hikayeleri farkına varmaksızın yazan ya da yazdıran, gizli bir yazar da bunlar düşünüldüğünde Kirkor amca. Bir hikayeden bir başkasına geçmeme yardım eden, o hikayelerin gizli kapalarını açmayı bilen bir yazar. Mösyecak ile Olga'yı hayatın bir yerinde birleştiren o hikaye için de söz konusuydu bu sanki. En azından başlangıçta en azından hikayenin ilk adımlarında öyleydi benim için. Cak'a yıllar. Çok uzun yıllar boyunca tüm yasakların kışkırtıcılığı dahası hayata bağlayıcılığıyla bir sığınak ya da bir kaçak yaşama ülkesi gibi gelen o küçük dairede. Olga'nın Şişli'deki o küçük dairesinde mi başlamıştı bu hikaye? Zamanın akışında yavaş yavaş öğrenecektim. Fransız Kültür Merkezi'nden alınan romanlarla, hiçbir zaman eskitemeyen şarkılarla, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürülen konuşmalarla, mum ışıklarıyla, parfüm kokularıyla, sığınmalarla yaşanan, yaşatılan farklı günlerde, farklı şekillerde, farklı umutlar ve umutsuzluklarla çoğaltılmış bir hikayeydi bu. Birçok insanın kendi görüntüleriyle oralarda hep bulmak istedikleri görüntülerle yaşadığı ya da yaşamayı hayal ettiği bir hikaye. Notre Dame diyasyondaki o umut günlerinden, kule dibindeki o evin büyük salonlarından, uzun koridorları ile sabaha karşı buz kesen yatak odalarından, soba kokularından kurtarılmış birkaç nesneyle de anlam kazanan bir hikaye. Yitirilen zamana uzanan birkaç küçük köprü. Boyaları hafiften dökülmüş eksik desenli bir venisyen vazo, sakızlı bir paskalya çöreğinin fırında ısıtılmış kaşar peynirli küçük ekmek dilimlerinin tadında. Her geçen gün biraz yitirilen, uzaklaşılan, dünyaların dilinde yapılan konuşmalarda biraz Almanca'da, biraz Arapça'da, biraz Yedişçe'de, biraz da Fransızca'da hayat bulan bazı parçaları bir yerlerde yitirilmiş bir Çekoslovak çay takımı. Işığa tutulduğunda sizi mavinin birçok tonuyla karşı karşıya bırakan bir kara faki. Özel günler, özel dostlar ya da bazı bayram akşamları için saklanmış Kristoffel taklidi bir çatal bıçak takımı. İmzasız. Arkasında peradaki bir çerçevecin adresini taşıyan mor bir tablo. Atlastan. Gece mavisi renginde. Olga da genç kızlık günlerinde sık sık o denizlerde uyuma duygusunu uyandırmış bir yatak örtüsü. Fotoğrafı çıkarılmış, kaybedilmiş ama içi kim bilir belki de yenisi bir türlü bulunamadığından boş bırakılmış bir gümüş çerçeve. Bu görüntülerin tıpkı o hikayelerden o hikayelere giden yol gibi başka görüntüleri beklenmedik zamanlarda doğurması elbette kaçınılmazdı. Henry'den kendisine kalan yarayı, olası hayaller için anlamlandırmaya çalıştığı o yalnızlık gecelerinde o odalarda o nesnelerle nasıl taşımıştı örneğin Olga. O günleri onca yaşanana karşın öldüremediği o genç kızla o yeni odalara nasıl götürmüştü? Yıllar, uzun yıllar sonra kendine bazı yanlışların da hayatın içinde bir yerlere konabileceğini söyleten Henry farklı bir ilişki adına geri getiren neydi? Terzilik mesleğindeki yeteneklerini, ustalığını, uzun sabırla işlenen günlerin ardından belirli bir çerçeveye bir başka iklimde de kanıtlamayı başaran babasının asıl mühimi yapacaklarımız ya da yapmayı düşündüklerimiz değil, yaptıklarımızdır ilkesine. Kendi ilkesi olarak da benimseyip o kırgınlık günlerinde adını koyamadığı bir şeyleri başarmak için çalışmaya başladığı dükkanda. Patronuna, babasının arkadaşı Jacques Ventura'ya. Kısa sürede kaçınılmaz bir şekilde yaklaşmasının nedenlerini, hayalini kurduğu beraberle hiçbir zaman dönüşemeyen, buna karşın tüm hayatı süresince çok özel duygularla, çok derin bir sevgiyle anlam kazanan o ilişkiyi en çok kimlere, hangi sözcüklerle anlatmak istemişti? Onun yıllar geçtikçe hem kendisinde hem de adımlarını atabildiği o yerlerde ilerledikçe daha çok kaderindeki adam gibi görmeye başladığı Jack Ventura'yı sadece yasaklı bir sevgili koşulları istense de istenmese de kabul edilen bir eş güvenilir bir yoldaş olarak değil. Şefkatinde farklı bir şeyler bulunan bir baba olarak da yaşattığını düşünmek geliyor bu durumda içimden. Monsieur Jack Moses Bronstein'den çok daha gençti. Ama insan bazı ilişkileri biraz da görmek istediği gibi yaşamak, dahası yaşatmak istemez miydi zaten zaman zaman? Her şey bir yana. Dükkanda çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra yitirmişti babasını. Bir boşluğun, yepyeni bir yalnızlığın hissedilmesi için yeterli bir nedendi bu. Hatırlıyorum. Benimle o hayatı daha doğru bir deyişle o hayatları paylaşmayı göze aldığı o akşamda Uzun, çok uzun bir geriye dönüşü göze almıştı Olga. Biraz kırgındı, biraz kırgın ve yaralı. Kimiydi ama aslında bu kırgınlığı kendisine o günleri yaşatan ya da yaşatmayan insanlara mı? O günleri tüm ihanetlere karşın kabullenen, kabullenmeyi seçen o kadına. İçinde hep yaşattığı o kadına mı? Buna bir türlü karar veremiyordu. Biraz özlem doluydu, geride kalan, artık yaşanamayacak günlere duyulan hesabı verilmiş günlere duyulan bir özlem de olabilirdi bu. Bir türlü yaşanamayan, bir hayata duyulan, kolay kolay anlatılamayacak bir özlem de. Bu duyguyu anlayabilirdim. Bu duygu o uzaklaşmayı yaşayan ya da uzakta bırakılan hemen hemen herkesin duygusuydu. Biraz kırgın, biraz da özlem doluydu o akşam Olga. Evet. Biraz uzaktı. Biraz daha uzaktı belki yaşadığı günlere ama Yine de gülümsüyordu. Aradan geçen günler bazı günleri unutturabiliyor ya da farklı bir şekilde yaşanır kılıyordu sonuçta. Mosesa Türeyden ölmüştü. Saatüre'den. Bir saçmalığı, hayatın bir başka saçma yüzünü çevresindekilere yeniden göstermek istercesine. O hayatları, o insanları, gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen o umutları geride bırakabilmiş aşa binmiş olmanın bilgeliğiyle o insanları çok büyük bir olasılıkla yalnız kendisiyle içinde bıraktığı o insanla paylaşarak Olga gülümsüyordu o akşam evet yüzünde gizlemeye çalışmadığı bir hüzün vardı. Kendisini onca yılın birikmişliğiyle daha çok güzelleştiren bir hüzün. Ölüm döşeğinde annene kavuşacağım için mutluyum. Onu çok özledim. Şivas'ı o da sevmişti. Biliyorum. Çok acı çekti ama hep yanımda kaldı demişti babası. Olga'nın da bildiği, büyüdükçe daha iyi anladığı çok derinlerde yaşanmış bir sadakat hikayesiydi bu. O akşam o odada bize çok uzaklardan bakarak gülümseyen biri daha vardı. Şivas'ın İstanbul'daki hikayesi Olga'nın hatırlayamadığı yazgılarını, hep başka coğrafyalarda taşımak zorunda kalan o gezgin terziyle eşini her farklı hayatında izlemeyi gerektiğinde büyütmeyi bilmiş Rigalı o çilekeş kadının yeni bir iklimdeki yerlerini biraz daha iyi anlamaya çalıştıkları o günlerde başlamış. Hiçbir yere gereğince uyum sağlayamamış o insanların yeni sokaklarını, evlerini, odalarını, duvarlarını, dillerini giderek benimsemeye en azından kabullenmeye başladıkları yeni. Başka günlermiş artık o günler. Yeni başka değiştirilebilmiş. Kazanılmış gibi görünen günler. Uzun. İnsana biraz daha inanılmaz yaşanamazmış gibi görünen serüven dizilerini anımsatırcasına. Kimi insanları yeniden doğuran o uzun savaş hikayelerinden birini, birilerinde ayrı bir yerde de yazılabileceği sürdürülebileceği umuduyla o devrimin bambaşka hayatlar için bambaşka bir şehre savurduğu soyluluklarını yalnızca geçmişlerinde ya da içlerinde yaşatabilecek göçmenlerin, o yeni konukların giyimlerinin yanı sıra saç şekilleri, yaşama biçimleri, dilleri, müzikleri, dansları, en önemlisi de efsaneleriyle İstanbul'a yepyeni bir öneri getirdikleri denizin, plajlarıyla, adalarıyla bir kez daha keşfedildiği bazı mücevherlerin başlangıçta düşünülmeyen gecelerde anlam bulduğu, çıplaklığın, kumarın, buğuşun, kısacası seyahatin yeni bir düş olarak çoğaltıldığı, yoksulluğun büyüdüğü, bir ülkenin tüm seyircilerine, kaçaklarına karşın yavaş yavaş gizliden gizliye doğmaya başladığı bir zamanmış aynı zamanda bu zaman. Mozes'in anlattıklarına bakılacak olursa, açık, güneşli ama birçok insan için başkaları için eni konu soğuk bir kış sabahıymış. O deniz nakliyat şirketlerinden birinin müdürü Monsieur Bonpain'in 20 yıllık eşinden boşanarak sekreteriyle fındık zadeli o esmer kızla evlenmeyi göze aldığı gün için diktirdiği lacivert kostümü son provaya hazırlanırken çarpıcı subay üniformasıyla madalyalarını takmış kılıcını kuşanmış bir adam geçmiş tüneldeki o küçük dükkanın önünden. Buraya kadar pek de o kadar ilginç şaşırtıcı bir durum yokmuş. Yabancı subayların şehrin sokaklarında gezinmesi o günler için alışıldık bir görüntüymüş. Ne var ki adam kısa bir süre sonra dönmüş. Birdenbire askerlerine komut verircesine önce Ahtung dikkat sonra da Foer ateş diye bağırmış. Koluna elinde bir makinalı tüfek varmışçasına boşluğa, hayali bir hedefe yönelterek ateş eder gibi yapmış. Da da, da 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 Almanca konuşan, üstelik böylesine tuhaf hareketler yapan, iç dünyasına uzun süredir kapanmışa benzeyen bir yabancı ordu subayı. O kültürlerin, görüntülerin yabancısı değildi. Bu yabancı ordunun Avusturya Macaristan İmparatorluğu ordusu olduğunu bu yüzden kısa sürede anlamış. Farklı bir şehirde kaybolan bir insanın görüntüsü müydü bu? Farklı bir şehirde farklı bir hayatı denemek isteyen ya da farklı bir gösteriye soyunan bir insanın görüntüsü mü? Moses bu garip karşılaşma anında bunları düşünmemiş. Bu soruyu kendine sormamış olabilirdi. Ancak tüm hissedilenler düşünenler bir yana yabancılığı onca biçimiyle göze almış. İstese de istemese de yaşamış bir insanın bir başka yabancıya hele hele çocukluğunun annesinin o yitik dil dünyasından gelen bir masal kahramanına kayıtsız kalması düşünülemezdi. Hiç durmaksızın çağırmış bunun üzerine bu yabancıyı. Durmaksızın duraksamaksızın bir başka anı yakalama umuduyla Yabancı o anda yaşananların tümü doğal. Dahası sıradanmışçasına bu çareyi bekliyormuşçasına gelmiş. Serin kanlılıkla, ağır başlılıkla, iyi eğitim görmüş bir subaya yakışır bir nezaketle. Tanışmışlar. O anda çok uzak bir hikayenin içindeymiş gibi görünen bu alışılmadık konuğunun adının Schwarz olması ise durumu daha iyi ilginçleştirmiş. Schwarz bir Yahudi soyadıymış çünkü. Mozes de kendisini tanıtmıştı. Öğrenimini göremediği Almancayı dili bilen hayatından çok önemli bir parçayı Odessa'da bırakmış bir başka Yahudi olarak tanımlanamayan, adı konamayan bir yere ilerlenmişti sanırım o anda. Ama doğrusunu söylemek gerekirse hikayenin asıl ilginç yanı Schwarz'ın başından geçenleri anlatmasıyla başlayacaktı. Ordu günün birinde mutlaka kazanılacak ancak daha uzun yıllar sürecek savaş nedeniyle müttefikle bazı ortak tatbikatlar için bu şehre gelmişti. Bir süreliğine burada kalmışlardı. Sonrası, sonrası ise artık hatırlayamadığı bir zamanda olmuştu. Viyana'ya dönmeye aniden karar verilmiş. Fakat kendisi burada ne yapacağını artık bilmediği bu şehirde unutulmuştu. Yıllar sonra bu hikayeyi anlattığım bir yazar dostumdan öğrenecektim. Ordu tarafından unutulmak, savaş zamanlarında yabancı bir ülkeye giden askerlerin en büyük korkusuydu. Annesinden çocukluk ilkeçlik dönemlerinde iyi bir Almanca eğitimi alan Mozes'e göre mükemmel bir Almancayla, ama biraz yadırgatıcı bir şiveyle konuşuyordu şivers. Konuğunun o kültür başkentinin yaşayanlarına sağladığı kimlikle yoğrulmuş gerçek bir Viyanalı olduğunu düşünmek gerekebilirdi bu durumda. Böylesi bir olasılıkla kendisine o yitik düşlerden birini hatırlatabilirdi. O sokakları, o kahveleri, o ormanları, opera yuvasları, Franz Josefi annesinin bazı gecelerde kendisine söylediği laitları konuşabilmek. Onun o anda konuğuna daha yakın bir ilgi duymak için... Birçok nedeni vardı bir diğer deyişle. Gel gelelim öğrenebildiğim anlayabildiğim kadarıyla bunların hiçbiri konuşulmamış. Konuşulamamış. İstanbul'da unutulan Şivas yaşadığı korkunç sarsıntının etkisiyle belleğini hemen hemen tümüyle yitirmiş. Geçmişini unutmuş ya da diğerlerde bırakmış bir konuk kimliğiyle gelmişti çünkü Mozes'e. Ne bir yer ne de bazı küçük ipuçlarına sağlayabilecek birkaç insan adı vardı artık onun hayatında. O günde daha sonraki günlerde de bir başka ülkede Polonya'da bir yerlerde kalmış. Alabildiğine büyük bir çiftlikten söz etmiş sadece Şivas. O akşam eve gitmişler. Hikaye Eva'ya da anlatılmış. Eva'ya da. Değişen, eklenen ya da unutulan ayrıntılarla o akşam birçok günü, o günler birçok akşamı izlemiş. O akşamlarda sık sık bir yerlerde bırakılmış hayatların hikayesini konuşmuşlar. Şivas hikayesinden her söz edişinde farklı bir ayrıntıya değinmiş. O saatlerde hep bir yeri arayan bir insan gibiymiş. Ülkesini Avusturya'ya ya da Polonya'da kalan o alabildiğine geniş topraklara dönmek isteyip istemediğini sormuşlar sonra kendisine. Bir yanıt vermemiş. Sadece hafiften gülümsemekle yetinmiş. O sırada oturduğu koltuğun hemen yanındaki sehpanın üzerinde bulunan Eva'nın Riga'dan çocukluk yıllarından getirdiği. O şaha kalkmış bronzdan küçük at heykelcine bakıyormuş uzaklara. Çok uzaklara gitmiş görünüyormuş. Yaz akşamlarında toprak çok güzel kokardı. Oraları öyle çok özledim ki demiş elçiliklere başvurulmuş. Bunun üzerine Şivaslı ülkesine, evine, ailesine yeniden kavuşturabilmek için ancak tüm girişimler, tüm çabalara karşın hiçbir sonuç vermemiş. Ellerinde bazı yerlere ya da insanlara ulaşmalarını sağlayacak kadar yeterli bir bilgi yokmuş. Konukları o adlarla, o anahtarları hepten yitirmiş görünüyormuş çünkü. Bu inanılmaz zor hikaye, Böyle bir çıkmazla başlamıştı işte. Bir süre sonra tüm olasılıklara, sorulara, dahası kuşkulara karşın bir gerçeği de kabullenmek ya da bir hayatı, onca hayatın ardından yepyeni bir hayatın hayatların içinde bir yere koymak gerekecekti. Şivas bir süre sonra hikayesiyle beklenmedik, bambaşka bir hikayede bambaşka insanlarla ilerleyecek, yaşadıklarıyla hayatı için gizliden gizli önerdikleriyle o yargının bir başka kahramanı, yolcusu gibi görülecek. Taşınmaya, anlaşılmaya biraz da bu yüzden değer bulunacaktı. Bir hikaye tüm olasılıklara ve kuşkulara karşın başladığı yer unutularak birlikte sürdürülecekti. O günlerde o buluşmayı anlamdıracak, o buluşmanın düşündürdükleriyle bambaşka hayatlara doğru şöyle ya da böyle yol almayı sağlayacak birçok sorunun gizliden gizliye sorulmasını engelleyememişti yine de bu adımlar. Tüm bu anlatılanların ne kadarı doğruydu. Gerçeği yansıtıyordu örneğin. Kendisini ülkesinden bilerek tüm gönlüyle sürgün etmiş, bambaşka bir ülkede, farklı bir doğuda, kendince bir kaçışı yaşamayı düşleyen, hikayesi bütünüyle hayal ürünü bir gezgin de olamaz mıydı Şivars? Bu gezgin o kaçışta yeni bir aileyi, örneğin her akşam bir çorba içebileceği gözlerden ırak bir sığınağı aramış olamaz mıydı? Hayaller bizleri her aşamada başka hikayelere çağırıyor. Anlatıldığı ya da dışarıya yansıtıldığı gibi bir topçu yüzbaşısının hikayesiydi belki de karşı karşıya bırakıldığımız. Böylesi bir hikayede bir yandan savaşın o kötü koşulları, bir diğer yandan o korkunç top sesleri, ölüm korkusuyla dolu geceler ya da o gecelerin birinde kendisine hayat adına bir şeyler vasiyet ederek ölen bir dostunun görüntüsü onun çok özel bir dünyaya kapanmasına yol açabilirdi. Buna bir ruhsal çöküş, başkalarının oradakilerin kabullenemediği bir çılgınlık, bir yoldan çıkıştı diyebilirdiniz. Hikaye bu durumda da dengesiz, dahası her geçen gün biraz daha çok saldırganlaşan tavırlarıyla bağlı bulunduğu taburda giderek huzursuzluk yaratan savaşın kimi insanlarda doğurdu acımasız eğilimlerin etkisi sonucu bağlamında açıklanabilecek, dahası savunulabilecek bir kararla komutanın gizli emriyle yargılanarak cezalandırılmaktan ya da kötü koşullar altında gözlem denetim altında bulundurulmaktansa İstanbul'da unutulmuş, bırakılmış, yazgısına terk edilmiş bir askerin hikayesine dönüşebilirdi. Geride çok uzaklarda bırakılmak istenen bir hayatın hikayesine girmeyi de deneyebilirdik öte yandan. Başka bir yolu göze almamız durumunda. Bu tehlikeli oyunda da bir hayat hiç yaşanmamış gibi yapılmak istenecektir. Onun İstanbul'da bu yabancı şehirde kalışı bir çeşit öç alma çabası olarak değerlendirilebilir miydi öyleyse? Bir şeyleri ya da bir yerleri unutmak, tüm benliğinizle unutmak istediğiniz zaman, yılların akışı içinde gerçekten unutabiliyordunuz. Bu sürecin bedeli çok ağırdı, hiç kuşku yok ki. Ama hayat bu uzun savaştan kendi başarılarınızla çıkabileceğinizi de gösteriyordu zaman zaman. Bunun için kimi insanların hayatında tüm hayallerinize ve beklentilerinize rağmen yalnızca yetenekleriniz ölçüsünde ilerleyebileceğinizi unutmamanız yeterliydi. Şivas'ta tüm bunları düşündükten sonra İstanbul'daki hayatının bir yerinde özel bir zamanında o hayatıyla için için alay etmeyi başaran bir hikaye kahramanı olarak da düşünmek geliyor şimdi içimden. Unutulmak, yatsınmak istenen bir hayat vardı öyleyse o hikayede. Unutulmak, yatsınmak istenen, artık taşınmak istenmeyen bir hayat. Bu hayat başkalarınca hep bilinmek, zaman zaman da farklı yöntemlerle sorgulanmak. Dahası tıpkı belleğini yitiren o yüksüz yolcuya, o oyundaki gibi dayatılmak istense de. Bir sevgiliden bir ihanetten kaçmak ucuz, beylik, kötü bir oyunun konusu olabilirdi bu durumda. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, bu bağlılığı, hani neredeyse bir varoluş sorunu, ırkının yüzyıllar boyunca onca ağır koşula, acıya, haksızlığa karşın yok olmamasının tek seçeneği olarak gören babasına, farklı bir hayal adına isyan eden şair ruhlu bir gencin trajedisinden de söz edebilirdik ama sanki baba bu hikayede hayat karşısında yaptığı tüm öteki tercihlere yakışabilecek bir tavırla dişleriyle, tırnaklarıyla büyüttüğü küçük tekstil fabrikasını oğluna devretmek isteyen, daha doğrusu devretmekten başka türlüsünü düşünemeyen, üstüne üstlük bunu büyük bir armağan gibi gören bir kahraman kimliğiyle karşımıza çıkabilirdi. Schwartz bu hayali yolda birkaç adım atabilmek ya da bu beylik hikayeden bir nemze kurtulabilmek için kendisine sunulan bu olası sanayicilik mesleğiyle bu mesleğin beraberinde getireceği bir yaşama biçimi yerine tüm günlerini, gecelerini ailenin yılda ancak bir iki kez gidebildiği yazlık çiftlikte. O çiftlikte başarılı olma umuduyla o anları, o küçük sonsuzluk anlarını kaçıran insanlarla aynı yazgıyı kabullenemediğinden yaşamak isteyen. Bu hayali gerçekleştirme adına o günlerin o geleneğin koşulları düşünüldüğünde büyük, zorlu bir savaşımı göze alan tam da bu savaşımı kazanabileceğini gördüğü, o şehrin kendisine sağlayabileceği hemen hemen tüm uygarlık olanaklarına tümüyle uzak ama kendince doğru bir hayata yaklaştığını hissettiği bir zamanda toprakları savaş nedeniyle düşman tarafından başkaları tarafından işgal edilen bir daha iade edilmemek üzere farklı bir ülkenin insanlarınca farklı bir ülke için gasp edilen sevgilisiyle sevgilisinden olmasını istediği çocuklarını bu hayatın içine bu nedenle koyamayan, bu nedenle de tanımını her geçen gün biraz daha iyi yapabileceğine inandığı gönüllü bir yok oluşun, tüm anlamlarıyla bir yok oluşun ardına düşen bir adamın serüvenini yakıştırabilir miyiz örneğin? Neden olmasın? O çiftliğin içimizdeki görüntüsünü elimizden geldiğince anlamlandırmaya çalıştığımıza göre, akla hiç kuşku yok ki başka zamanlarda başka insanlar için göze alınmış başka olasılıklar da geliyor. Başka sorular başka hayatların kapısını açabilir. Bambaşka hikayelerin yolunu gösterebilirdi bu durumda. Schwartz asıl sorulması gereken sorularla bu soruların gerçek yanıtlarını tüm yitirilenlere karşın Biliyordu bence. Ancak anlayabildiğim kadarıyla o günlerde herkes soru sormamayı ya da sorularını kendine yalnızca kendine saklamayı seçti. Bu konuk, bu uzun yol yolcusu hiçbir yere gitmeyecek, gidemeyecek. O hayata işte öyle gelmiş. Katılmış bir hikayenin kahramanıydı ya. Yazganın büyüsüyle o yetik ülkenin varlığıyla, yetik ülke için beslenmiş, ertelenmiş umutlarla o uzun tarihin getirdiği, o insanların doğasına sinmiş o kabullenme duygusu vardı ya. Sabırla taşınan, çoğaltılan o hayatların kokusu, o ilişkilere sinmişti ya. Şivatsın unutuluşu ile Moses'in dükkanına geldiği an arasında geçen sürede günler, haftalar kim bilir, belki de aylar boyunca İstanbul'da nerede kaldığı, ne yiyip ne içtiğine ilişkin o sorunun sorulmadığına bu yüzden inanmak istiyorum. Bu soru o gize girmemizi sağlayabilecek anahtar sorulardan biriydi oysa. Ama onlar orada yaşayabilmelerini Biraz da bazı soruları bir başkasına sormamaya borçlu olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Kaldı ki sorular sorulsun ya da sorulmasın her eylemin ya da seçimin bir sığınakta korunduğunu da bilmek gerekiyordu. Yaşandığına inanmak istediğim bir gerçek bir hayat sahnesi daha var. O sahne içinde hayalimde varsın aradan çok büyük bir olasılıkla yıllar uzun yıllar geçtikten sonra bu çok önemli boşlukla ilgili bazı bilgileri Moses ile Eva'ya beklenmedik bir zamanda konuşulanların eğer değiş yerindeyse satır aralarında önemsiz bir ayrıntıdan söz edermişçesine çok sevdiği o eğreltilmelerle sızdırmış olabileceği bir geceyi canlandırmaya çalışıyorum. Beklenmedik hayatın kendi yatağında, tüm doğalıyla aktığı, birçok gerçeğin yerini bulduğu, her geçen gün biraz daha az yadırgandığı bir zaman. Sobada demlenen, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar içilen o çayla birlikte geliştirilen, Çoğaltılan o sohbetlerin birinde yeniden yazılmak istenen bir zaman. Çay eski, çok gerilerde bırakılmış bir hayatla çocukluk yıllarıyla zamanın bir yerinde bırakılmış gizli bir köprüydü Mozes için. Bu yüzden de tüm yaşananlara karşın her gece demlenmeliydi. Kule dibindeki o evde içilen çaylarsa farklı bir sohbetin, bir birlikteliğin kapısını açmıştı o üç insan için. Şivas, Eva, Mozes onlar bir yerden sonra o uzun sohbetlerde neden bir arada olduklarını, olmaları gerektiğini çok iyi anlamışlardı. Bu nedeni gerçek anlamda irdelemeye, sorgulamaya hiçbir zaman cesaret edememişlerdi. Yaşadıklarını bir başka yazgı olarak taşımışlardı belki ama anlamışlardı. Anlamaları gerekeni her geçen gün biraz daha çok anlamışlardı o geceleri biraz da bir seyirci olarak anımsayan Olga bu gerçeğe, bu hikayeyi anlatırken birkaç kez dikkatimi çekmek istemişti. Anlattıklarından o gizli anlaşmanın sağladığı doğallıkla oradaki herkesin bu hikayeye tüm benliğiyle katıldığını, katılmayı seçtiğini de anlıyorum. Şu varsa ziyaretinden kısa bir süre sonra önce kalacak bir yer, sonra da geçimini sağlamasına olanak tanıyacak bir iş bulma konusunda. Çevredeki herkes kelimenin tam anlamıyla seferber olmuş. Buna da şaşmamak gerekiyordu. Bir yabancının bir başka yabancıya bakışıydı sadece bu küçük yardım çabasında yaşanan. Hikaye yaşananlara böylesi bir açıdan yaklaşıldığında göründüğünden çok daha basitti. Mozes'in Boğaz'da kılavuz kaptanlık yapan, yedişin dışında 13 dil bilmekle övünen, ağzı günün her saatinde alkol kokan ama hiçbir zaman sarhoş olamayan Carlo adında bir arkadaşı varmış. Söylenenlerden öğrendiklerimiz daha da doğrusu geriye kalanlar gerçek serüvenlerin ve aşkların yalnızca denizlerde yaşandığına inanan bu biraz farklı insanın gençliğinde kendisi gibi Rus kökenli Silvia adında bir kıza gönül verdiğini söyletiyor. Onun o kızla ilişkisi bir davette. Polonya kökenli Yahudilerin Rus kökenlilerle karşılaştırıldıklarında yemek seçimleri konusunda ne kadar zevksiz olduklarını konuşurken yaşadığı, paylaşabildiği o duyguyla başlamış. O paylaşma dahası yeniden keşfedebilme duygusunun bir karşılığı varmış. Kimi beraberlikler ya da bir beraberlik umudunu doğuran yanılsamalar hep böylesi kıvılcımları beklerdi zaten. İşte belki de bu nedenle onlar kısa sürede evliliği de düşünebilecek bir yere gelmişler. Hazırlıklar yapılmış yeni bir hayat için günler ve sözler alınmış. Ancak o günlerde hiç beklemediği bir zamanda Silvia'dan bir mektup almış Carlo iştenlikle özür dileyen bir veda mektubuymuş bu. Tıpkı hazırlanılmadık o ayrılıkların, bir hayat süresince etkisini gösteren düş kırıklıklarının kapısını açan o bildik veda mektuplarında olduğu gibi. Hikayelerin farklı kahramanlarına, dil dünyalarına ve zamanlarına karşın hep aynı duygularla yaşanacak o ilişkilerle, o küçük ihanet oyunları için, birbirlerini hatırlattıkları birbirleriyle kaçınılmaz bir şekilde buluştukları bir yerde vardı.'' ne de olsa. Silvia veda mektubunda açıklayamayacağı nedenler yüzünden Arjantin'e gideceğini, gitmekten başka hiçbir çaresi kalmadığını söylemişti. Tüm servetini, onurunu yitirmiş babasına yardım elini uzatabilecek, destek olabilecek tek kadın olarak kalmıştı. Hayat insanları zaman zaman çok tehlikeli ilişkilere de çağırabiliyordu. Yürekliliğin sınandığı zamanlardı bunlar. Böylesi zamanlarda yapılan tercihler sonucunda ise kimi insanlar hiç hak etmedikleri bir biçimde yaralanıyordu. Pişmanlığın bazı ilişkilerde bir hayat boyunca kol gezmesinin nedeni buydu belki de kim bilir. Geriye günün birinde affedilmeyi umut etmek kalıyordu yalnızca. Günün birinde, başka insanlarda yaşandıktan sonra. Mektubu alır almaz hemen Silvia'ya koşmuş Carlo. Gittiği gidebileceği yerlerde hiç kimseyi bulamamış. Komşulardan hiçbir bilgi alamamış. Herkesin kendine göre bir şeyler bildiğini ama söylememeyi tercih ettiğini hissetmiş o an. Ertesi gün rıhtıma gitmiş. Gece boyunca sokaklarda Silvia ile birlikte gezdikleri yerlere bir bir dolaştıktan sonra rıhtımda gemiyi kalkarken yakalayabilmiş. Silvia babasıyla birlikte güvertedeymiş. Her ikisi de çok şıkmış. Birbirlerine el sallamışlar Silvia Carlo'ya. Sakın gelme koskoca şehirlerde beni bulamazsın. Bulsan da istediğin gibi bulamazsın demiş. Bunları söylerken çok derin bir kederi ve çaresizliği gizlemeye çalışır gibiymiş. Babası kolunu tutmuş başını öne eğmiş. Birbirlerine birbirlerini göremeyecekleri yere kadar bakmışlar. Carlo hiçbir şey söyleyememiş. Tek bir kelime bile. O günlerde büyük bir deniz nakliyat şirketinin muhasebe servisine çalışırmış odasındayken boğazdan geçen gemileri seyretmekten çok hoşlanırmış. Bu olaydan sonra o gemilere daha yakın olmak istemiş kendisine hemen hemen her konuda babalık etmiş müdürüne Monsieur Lazora'ya muhasebeciliği bu masa başı işine bir ayrılıktan sonra artık sürdüremeyeceğini denizin içindeki insanı çağırdığını bu yüzden de boğazda kılavuz kaptanlık yapmak istediğini söylemiş. Küçük bir teknesi olduğundan bu konuda ne yapması gerektiğini iyi kötü bildiğini, dolayısıyla da bu işe uyum sağlamakta pek de o kadar zorlanmayacağını belirtmiş sonra. Monsieur Lazora ilişkilerini kullanarak bu işi ayarlayabilirmiş. Carlo'nun söylediklerini sadece bu son bölümü doğru dahası inandırıcı gelmiş Monsieur Lazora'ya. İlişkilerini kullanarak oğlu gibi sevdiği Carlo'ya bu işi rahatlıkla ayarlayabilirmiş. Ama ya bu kararın doğruluğu? Ya çalıştığı şirkette kolaylıkla yükselmesi mümkünken seçimini böylesi hayallerle böylesi bir işten yana yapmasının açıklaması Carlo fazlaca bir paraya ihtiyacı kalmadığını, tek istediğini İstanbul'a farklı bir yerden bakmak olduğunu söylemiş. Biraz tartışmışlar. Farklı yerlere doğru ilerlediklerini gördükleri, anladıkları halde gerekli adımları atmadan önce Carlo'nun annesiyle konuşmayı tercih etmiş Monsieur Lazora onlar hiç kimsenin bilmediği çok gizli bir şeyleri yıllar boyunca hep paylaşmışlardı zaten. Paylaşılanlar insanı M. zoranın yetimliğini kendisini bildiği bileli yaşamak zorunda kalmış Carlo'ya. Eğitimi de dahil birçok konuda kol kanat gelmesinin gerçek nedenlerine götürebilirmiş. Ancak Carlo o anlarda, o önemli konuşmalarda onları yalnız bırakması, dışarıda kendi yerinde kalması gerektiğinde çok iyi öğrenmişti zamanda. Yine öyle yapmış. Uzunca bir süre sonra yanına gelmişler. Kendisine bu isteğini gerçekleştirmesi için yardım etmeyi kabullendiklerini söylemişler. O günden sonra yıllar boyunca Boğaz'da kılavuz kaptanlık yapmış Carlo. Yıllar çok uzun yıllar boyunca uzak denizlerden kendi denizine gelecek gemilerle daha yakın durmak için, kendisine Silvia'yı geri getirecek o gemiyi ilk karşıdan insan olabilmek için. Ne var ki Silvia hiç geri gelmemiş. Orada nasıl yaşadığını hiç kimse bilememiş, öğrenememiş. Şivas'ta barınması için bulunan daire Mozes'in bu garip arkadaşın dairesiymiş işte. Uzun, çok uzun bir süredir uğramıyormuş Carlo bu daireye. O günlerde teknede yatıp kalkmayı tercih ediyormuş. Her geçen gün biraz daha çok içiyor, biraz daha az konuşuyormuş. Mozes kendisini bulup durumu anlatmış. Önce susmuş Carlo, sonra da ben yolcuları bilirim. Buralara kadar gelmişse vardır bir bildiği demiş. Şivas'ın o dairede istediği kadar kalabileceğini söylemiş. Yüksek kaldırımda bir yerlerde olduğu gibi bırakılmış, terk edilmiş. Küçük, az eşyalı görmesini bilenler için yaşanmışlığını birçok ayrıntısıyla veren, dahası anlatmak isteyen bir daireymiş bu. Yıllardır gidilmediğinden biraz bakım istiyormuş. Bu görevi de Eva özlenmiş daireyi kısa sürede oturulabilir hale getirmiş. Kısa sürede. Oralara bir kadın elinin değdiğini göstermek istercesine. Arkası yarın. Çiftliğim hüviyetimdir.